Türkiye'de yaşam hakkı ihlalleri kişilerin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülmesinden tutun barışçıl gösterilerde ve gözaltında gerçekçi ölümlere kadar çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Bir tane örnek verirsek, nedir bunlar? Örneğin yolda yürürken, pazara giderken, parkta otururken, okula giderken, yatağında uyurken, anasının kucağındayken veya kabahatler kanununa muhalefet ederken polis gücü tarafından ölümle cezalandırılan insanlar. Bunlardan tek bir tanesi polise taş atmadı, tek bir tanesi polise şiddet uygulamadı, bunlardan tek bir tanesi başkasının canına, malına yönelik yaşamsal bir tehdit oluşturmadığı, silahlı çatışmaya girmediği halde polis tarafından öldürülen insanlar. Bunların temelinde toplumsal refleksin olmayışı. Polis de artık elini silahına atıp onu öldürüyor, bunu öldürüyor ve ceza da almıyor. Nitekim bunlar mesela polis akademilerinde görev eğitim görürlerken genellikle beraatle sonuçlanan öldürme olaylarını, yargıtay kararlarını getiriyorlar polise eğitim olarak veriliyor. Şimdi beraatle sonuçlanan yargıtay kararları polis o eğitimle mezun olduktan sonra nasıl olsa ben kimi öldürsem de ceza almıyorum refleksiyle önüne çıkanı öldürebiliyor ve ceza da gerçekten de almıyor. Şimdi tam bunları yan yana getirdiğimiz zaman polisin eli güçleniyor, caydırıcılık unsuru ortadan kalkıyor, toplumsal refleks ortadan kalkıyor, cezalarda zaten cezasızlık tamamen söz konusu ve böylece 451 vakanın ölümcül vakanın hemen hemen istisnasız tümünde ya bir yıl ya 2 yıl, ya 1.000 lira, ya 2.000 lira sembolik cezalarla davalar kapandı. Mesela Baran Tursun, benim oğlum öldürüldü, 2 yıl ceza aldı. 2 yıl ceza. Caydırıcı bir şey yok ki. Eğer Baran Tursun öldürüldüğü zaman, eğer Çağdaş Gemik, eğer anasının kucağında öldürülen Enes Ata, eğer İdil polis karakolunda öldürülen Resul İlçin gibi bunlar öldürüldüğü zaman büyük bir toplumsal refleks yaratılmış olsaydı polis orada eli kolu bağlı kalmış olacaktı. Cezasızlığın temelini oluşturan 3 tane faktör var. 1. Öngörü, makul şüphe ve takdir. Öngörü ne demektir? Yani birisi Kızılay Meydanı'nda, birisi Diyarbakır Meydanı'nda eli cebinde yürürken bir polis, bunun eli cebindedir, demek ki cebinde bir bomba vardır öngörüsü o yöndeyse silah kullanması için yeterli bir nedendir. Öngörü ve makul şüphe. Benim şüphem o yöndedir. Ondan sonra biraz önce dedik ya, duraksamadan ateş. Şimdi bunlar mahkemeye gittiği zaman birisini öldürüp, Baran Tursun'u öldürdüğü zaman, Şerzan Kurt'u öldürdüğü zaman, Enes Atay'ı öldürdüğü zaman, mahkemeye gittiği zaman aynen şunu diyorlar. Bizim öngörümüz o yöndeydi. Benim öngörüm diyor, eli cebindeydi. Benim öngörüm böyle. Takdirim vardır benim diyor. Ve öngörü, makul şüphe ve takdir sonucunda duraksamadan ateş de ettikten sonra o insan ölse bile polis ceza almıyor. Bunlardan Türkiye'nin doğu bölgesinde 290 kişi, batı bölgesinde 161 kişi. Yani siyasi karakterleri farklı coğrafi bölgelerde 260 kişi, 290 kişi öldürülmüş. İstanbul gibi, İzmir gibi Türkiye'nin batı bölgesinde de 161 kişi öldürülmüş. Türkçe konuşanı bile düşman beleyince ve bu çocuklar da büyüyünce, polis olunca, bunların da tayini Diyarbakır'a, Şırnak'a, Cizre'ye düşünce anne babalarından, okullarından, büyüklerinden öğrendiği o refleksle insanları öldürüyorlar, şiddet uyguluyorlar, baskı uyguluyorlar. Temelinde o yatıyor. Yani temelinde orada silah sıkma değil. Temelinde ilkokuldan başlayan o Kürt düşmanlığı. Anne babasından öğrendiği Kürt düşmanlığı. Bunlar zaten okul dediğin zaman bir eğitim politikası, bir okul politikası. Bir devlet politikası. Ve bu devlet politikasında bir ayrımcılık, toplumun belli bir kısmını düşman gibi gören kısmı da
Atış serbest. Dilediğin baskıyı da uyguluyorsun, dilediğin kişiyi de öldürebiliyorsun ve her türlü yasa dışı işleri de yapabiliyorsun. Çünkü bir hoşgörü var, bir koruma mekanizması var bunlara karşı. Yer alan öngörü, makul şüphe, takdir gibi ve duraksamadan ateş gibi kavramları, soyut kavramları Polis Vazife ve Selahiyetler Kanunu madde 16'dan çıkartıldıktan sonra öldürme olayları yine gerçekleşir ama birkaç yılda 400 kişi olmaz, 500 kişi olmaz. 3 kişi olur, 4 kişi olur ama azalmalar meydana gelecektir. Öngörü makul şüphe. Demek ki bu öngörü makul şüphe ve takdir gibi kavramlar, soyut kavramlar ve her polisin kendince anlamlandırdığı bu soyut kavramlar yasada olduğu sürece, valilerin, kaymakamların koruyucu demeçleri durduğu sürece, savcıların, hakimlerin de devleti koruma zihniyeti durduğu sürece yaşam hakkı ihlalleri bugün 450 kişi, 451 kişi şey günü de önümüzdeki demeçte bu belki 600-700 kişiye gider. Bakın tekrar edeyim, burada ne yazıyor? Biz buna şey yaparken 183 kişi. 183 kişi. Bugün biz kaç kişiden bahsediyoruz? 451 kişiden bahsediyoruz. Onun için 181 kişi 451'e çıktı. Bugün 451'imizle bir sonraki demeç ve televizyon programımızda binlere çıkacak. 183 kişi bugün 451'e geldik. Yani nasıl ispat istiyorlar bizden?